Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Yunanistan şımarık mı? Şımarık. Yunanistan arkasındaki Avrupa Birliği gücünü istismar ediyor mu? Ediyor. Yunanistan aldığı bütün kararlarda, yaptığı bütün uygulamalarda haksız ve adaletsiz ve hukuksuz mu? Haksız ve adaletsiz ve hukuksuz. Bunların hiçbirisine hiç kimse bir şey diyemez. Bunların yanlış olduğunu söylemek için hatta Türk olmak da gerekmez. Bunu aklı başında vicdan sahibi, hakka, hukuka, adalete saygı duyan bir Yunanlı da söyleyebilir. Bakın nitekim Merkel biz Yunanistan'ın arkasındayız demedi. Yunanistan'ın haklı olduğu konularda yanındayız dedi. Yani eğer siz Merkel'in sadece Yunanistan'ın yanındayız deyişini söyler, haklı olduğu konularda yanındayız kısmını atlarsanız, o zaman Bektaşi'nin Kur'an'da namaza durmayınız yazıyor deyişi gibi olur. Evet, Kur'an'da namaza durmayınız yazıyor. Öncesinde içkili olarak namaza durmayınız diyor. Değil mi? Haliyle Yunanistan'ın yanlış yaptığını, kapris yaptığını, şımarıklık ettiğini, haksızlık, hukuksuzluk ettiğini dünyada aklı başında herkes kabul eder. Ama ben hep şunu söylüyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diye benim ülkemin hükümetinin yaptığı yanlışları doğru kabul edemem. Haklı olmak başka. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yunanistan'ın yaptığı haksızlıklar karşısında yerden göğe kadar haklı. Bunu her zaman söylüyoruz. Galiba anlatamıyor muyuz acaba? Dilimiz mi dönmüyor? Kelime hazinemiz mi yetersiz? Bakın şimdi yine Türkiye hükümetini tenkit edeceğim. Ben Yunanistan hükümetinin yetkililerinin ağzından bugüne kadar Türkiye'yi vururuz, vuracağız, hodri meydan, haddini bildireceğiz gibi cümleler duymadım. Ben duymadım. Duyduysanız, böyle bir bilgi varsa, böyle bir açıklamaları varsa lütfen gönderiniz. Hem yayınlayayım hem de Yunan hükümetinin bakanı mı, başbakanı mı, cumhurbaşkanı mı, Milli Savunma Bakanı mı, onu da tabii ki eleştirelim. Böyle dış politik olmaz ya. Böyle devlet insanlığı olmaz. Şimdi bakınız. Yunanistan meclise asker çıkardı. Fotoğraflarla beraber gördük. Mutlaka fotoğraflarda doğrudur herhalde. Bir yanda siviller, diğer tarafta tam teçhizatlı askerler. Bu hem Lozan anlaşmasına hem Paris anlaşmasına, 1947'de imzalanan Paris anlaşmasına aykırı mı? Tabii ki aykırı. Kabul edilebilir mi böyle bir şey? Hayır, kabul edilemez. Peki ama ne yapacak Yunanistan şimdi? Diyecek ki bütün Birleşmiş Milletler'e, NATO'ya, kendisini tenkit eden diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve bütün dünya kamuoyuna. Diyeceği şu: siz galiba Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın ve Milli Savunma Bakanı'nın demeçlerini, açıklamalarını dinlemiyorsunuz. Ya adamlar resmen ülkemizi işgal edecekler, bütün adalarımızı işgal edeceklermiş gibi konuşuyorlar. Bakınız, atalarımızdan kalan, en azından din olarak atalarımızdan kalan Ayasofya kilisesini camiye çevirdiler. İnadına camiye çevirdiler. Yetmedi. Kariye Müzesi'ni de, ki orası bir Ortodoks kilisesidir, orayı da camiye çevirdiler. Bunlar bizi adeta tahrik ederek de bizi üstlerine saldırmamız ve bizi zor durumda bırakmak için bizi teşvik ediyorlar. Ama biz uymuyoruz. Biz sürekli uzlaşmadan yana izliyoruz. Biz sürekli hukukun temellerini araştırıyoruz. İşte 12 adaya çıkarma, 12 mile çıkarmaya çalışıyoruz karasularımızı. Ama bunu yasal olarak yapmaya çalışıyoruz falan gibi palavralar atacaklar. Avrupa Birliği ülkeleri bu palavraları yemeyecek ama onların da elleri mecbur. Çünkü önlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın, Milli Savunma Bakanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın Yunanistan'ı alenen tehdit eden konuşmaları var. Silahlı çatışmaya gireriz. İktidar ortağı partinin genel başkanı Bahçeli, 12 adalarda gözümüz de var, izimiz de var dedi. Ya bu ne demek? Biz o adaları alacağız demek. Değil mi? Ama lütfen bakınız, doğru yapmak başka, haklı olmak başka. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Doğu Akdeniz'de haklı mı? Yerden göğe kadar haklı.
Meis Adası civarında, yani tam da bizim kendi topraklarımızın, sınırımızın bize ait olduğunu düşündüğümüz denizde hidrokarbon aramak hakkı mı? Tabii ki hakkı. Elbette hakkı. Hatta Ege Denizi'nde bile arayabiliriz. Belirli yerlerde. Ama canlarım be. Eskilerin çok çok özlü sözleri vardır ama söylemek istemiyorum. Her şeyin bir adabı var. Her şeyin. Yani birisini döverken bile hiç kimse kimseyi dövmesin. Alegori olarak anlatıyorum, metafor yapıyorum. Birisini döverken bile eğer usulüne uygun döverse herkes dövenden taraf olur. Aa, dövülen de dayağı hak etti ama der, değil mi? Fakat bizim burada öyle değil. Burada şiddetten, savaştan, saldırganlıktan bahseden bir tek taraf var. Bizim taraf. Öbür taraf Yunanistan tarafı. Hani biz diyoruz ya korktu, tırstı. Ya adamlar korktu, tırstı, tamam da onlar onu zaten stratejik olarak öyle oynuyorlar. Adamların amacı Türklerin ne kadar saldırgan bir millet olduğunu bütün dünyaya anlatmak. Bakınız ben kanuna uydurmaya çalışıyorum. Ben uluslararası hukuka uyuyorum. Ya bizi yıllardır lahaya çekmeye çalışıyorlar. Yıllardır. Bu gidişle çekecekler galiba. Neden? Bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeleri sonunda diyecekler ki evet arkadaşlar, bir toplantı yapacaklar. Evet arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı belki iyi niyetli. Belki kendi İç kamuoyuna yönelik yapıyor bunları. Belki de hatta büyük ihtimalle Yunanistan'a yönelttiği tehditlerinde samimi değil. Ama biz bunu kendi halklarımıza anlatamayız diyecekler. Neden? Halklar bunu anlar mı ya? Halklar televizyonlardaki verilen haberlere bakarlar ya. Öyle değil mi? Efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin halkının yarısından çoğu bakmıyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti halkına 18 senedir birileri doğruyu söylemiyor. Ama Avrupa öyle değil. Avrupa'da politikacılar çok ender yalan söylerler yurttaşlarına. Çok ender. Bizde politikacıların halklarına yalan söylemeleri bakayı adiyedir. Alıştık biz artık. Kanıksadığımız için politikacı deyince yüzümüz buruşur. Değil mi? Ya saygı duymayız hiçbir politikaya. Ama zavallılar tabii. Eğitimsiz, cahil seçmenler ise seçtiği milletvekilinin yanında ellerini göbeğin üstünde bağlar, ayaklarının ucuna bakar, mahcuptur. Hiçbir şeye itiraz edemez. Azarlar milletvekili onu. Hatta bırakın milletvekilini. İktidar partisi teşkilatlarının il başkanları, ilçe başkanları, hatta il ve ilçede görevli olan üyeler azarlar o zavallı garibanları. Oysa o garibanlar olmasa o heriflerin siyaset yapabilme imkanları sıfırdır. Ama diyorum zaten demokrasimizin kalitesi bizim neden yok? Seçmen yüzünden yok. Bizde seçmen kalitesi sıfıra yakın. Sıfıra yakın. Demokrasimiz de haliyle kalitesi yüksek olanlar sayesinde, ki onlar da nedense ne ilginçtir, kusura bakmasın kimse, muhalefet partilerine oy verdikleri için haliyle onlar demokrasimizin kalitesini birkaç parmak yukarıda tutabiliyorlar. Birkaç parmak, ama tam olması gereken yerde değil. Bunları bir defa kesinlikle kabul edelim canlarım. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki mesela Roketsan diye uydu fırlatma uzay sistemleri ve ileri teknolojiler araştırma merkeziyle patlayıcı ham madde üretim tesisi açılış töreninde söylüyor bunları. Rahmaç uzun ismi var. Programda Atmaca isimli füzeyi tanıtıyor Erdoğan. Atmaca isimli füze. Füze yapıyoruz. Ya füze deyince zannetmeyin ki Elon Musk'ın yaptıklarından ya da NASA'nın yaptıklarından ya da Rusya'nın yaptıklarından ya da Çin'in yaptıklarından yapıyoruz. Hayır efendim, onlarla hiç ilgisi yok. Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru, roket atacak yani füze dedikleri o, teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağının müjdesini buradan vermek istiyorum diyor. Türkiye Cumhuriyeti 83 milyonluk bir ülke. 83 milyon. İyi kötü 700 milyar dolarda gayri safi milli gelir olan bir devlet. Az para, az rakam değil tabii ki. Ya kişi başına bölerseniz ne oluyor? Çok az düşüyor kişi başına. Değil mi canlarım? 7-8 bin dolar gibi bir para düşüyor. Ama
Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir konuyla övünme hakkına sahip değil. Ayıptır. Elon Musk diye bir adam var. Bir kişi ya. Bir kişi ya. Bütün şirketin sahibi. SpaceX. Ya adam gökyüzüne, uzaya NASA ile birlikte 10 milyar dolarlık yatırım yaparak insan taşıyan bir araç gönderiyor. Araç. Biz ne gönderiyoruz? Bir demir yığını gönderiyoruz. Demir yığını göndereceğiz, daha göndermiyoruz. O da doğal gaz gibi. Ne zaman göndereceğimiz de belli. E gitse ne olacak? Gitse ne olacak? Yani canlarım, hala kalkmışız Ferrari ile Murat 124'ü yarıştırmaya çalışıyoruz. Ya bunu kendi ülkemizin, kendi ulusumuzun, kendi siyasetçimizin çok beceriksiz, bilgisiz olduklarını açıklayarak onları aşağılamak amacıyla söylemiyorum. Ama doğruyu söylemek zorundayım ben. Ben hamaset yapamam. Ben sizlere doğruları söylemekle mükellefim. Ben yağcı değilim, ben yalaka değilim, ben dal kavuk değilim, ben soytarı değilim ki. Ben işimi yapıyorum. Benim işim ne olursa olsun kendi bağlı olduğum ülkenin vatandaşı olmak penceresinden bakmamak. Dünyalı olarak olaylara bakmak. Benim işim bu. Aksini yapamam ben. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a asla ve asla şahsi kin duyan birisi değilim. Ya şunu söylemek istiyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğru yaptı da bağırdım çağırdım. Bana bir tek kişi bunu söyleyemez. Bir tek kişi. Ben AKP ve Cumhurbaşkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan eğer gerçekten doğru bir şey yapmışsa, mesela Avrupa Birliği çalışmaları, çok büyük destekler verdim. Çok. Yalan yok kardeşim. Çünkü ben kendimi Avrupalı hissediyorum. Ben bütün Türk milletinin Avrupalı olduğuna inanmak isteyenlerdenim. Hatta inanıyorum bile. Çünkü çok istiyorum öyle olmasını. Ama bizi Avrupa Birliği'nden de, Amerika Birleşik Devletleri'nden de, Kanada'dan da, bütün dünyanın gelişmiş ülkelerinden koparan bir hükümete ben doğru yapıyorsun diyebilir miyim ya canlarım benim? Böyle bir şey nasıl derim ben ya? Kendi şahsiyetime, kendi karakterime ihanet etmiş olurum. O nedenle ben Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsını değil, yaptıklarını tenkit etmeye devam edeceğim. Büyük ihtimalle birileri burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değerlendirdi. Ona bu roket dedikleri fabrikanın motorunun, roket atma motorunu üretecek olan fabrikayı için kim bilir neler anlattılar, kim bilir ne yalanlar attılar. Ya ayıptır ya. Neden ayıptır? Bütün dünya entelektüelleri, bütün dünyada siyaseti takip eden insanlar ve bütün devletleri takip eden insanlar Elon Musk'ın yaptıklarının %1'i bile değerinde olmayan bir ürünle böyle gövde gösterisi yapmazlar. Ayıptır bu ya. Ayıptır. Avrupalılarda, dünyada böyle bir laf yok bildiğim kadarıyla, ama görmediğini oğlu olmuş, çekmiş pipisini koparmış. Yani yapmayalım ya. Bunlar yakışmıyor Türkiye Cumhuriyeti'ne. Ya bırakın, Türkiye Cumhuriyeti elbette güzel şeyler yapacaktır. Ama ne zaman? Çocuklarımız dindar ve kindar yetiştirilmediği zaman. Ne zaman? Çocuklarımız Avrupa'da, Rusya'da, Çin'de, Amerika'da, İsrail'de her türlü teknolojiyi üreten genç beyinlere, yani din tarafından araştırmaları ve bilime yönelmeleri engellenmemiş gençler tarafından çoğunluğu sağladığında. Peki ne zaman olacak? Şu anda bu gençler Türkiye'de değiller. Bunları bu hükümet kovdu. Adeta kovdu, kaçırttı. Kaçırttı. Kovdu demeyelim, kaçırttı. Zorla kaçırttı. Ama bu çocuklar, bu kızlar, bu bizim canlarımız ülkemizin dışında, inanın hepsi gerçek birer bilim insanı olarak yetişiyorlar. Ne zaman dönecekler? AKP zihniyeti, Recep Tayyip Erdoğan, MHP, Berat Albayrak, bunlar gittikleri gün kendilerine de güvenleri gelecek. Gerçekten bir demokrat hükümet kurulduğunda o gençlerin hepsi Türkiye'ye dönecekler. İşte o zaman biz gerçekten çağ atlayacağız. Yoksa şu anda sadece ip atlıyoruz, biz ip. Onu da beceremiyoruz. Ötemize berimize dolaştırıyoruz canlarım. Hepinizi sevgiyle, gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.